Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan ve kamuoyunda işten çıkarma yasağı olarak bilinen fesih kısıtını uzatmayı düşündüklerini belirtti. Görüşmelerine dair bilgilendirme yapmak için buradayım. Bilindiği üzere memurlarımız... İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldıklarını belirten Bakan Selçuk, fesih kısıtı sayesinde de koronavirüs salgını döneminde vatandaşın işini kaybetmesini engellediklerini belirtti. Toplu sözleşmelerinde olduğu gibi sürecin ilk toplantısında bu toplu sözleşme görüşmelerinin takvimi de... Selçuk, fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz dedi. Atılacak adımların takviminde açıkça belirtiyor. Bu kapsamda kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında takvimin belirlenmesi, kamu komisyon... Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği alan kişi sayısının 3.5 milyona yaklaştığını belirtirken 1 milyon 358 bin kişinin de nakdi ücret desteği aldığını açıkladı. Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde desteğin 10 milyar lirayı bulduğunu söyledi ve normalleşme desteği sunulacağını da açıkladı. Birisi içinse 3 artı 2,5 şeklinde ilettik. Bu teklifimizi daha sonra 2020'nin birinci 6 ayı için %4 artı enflasyon farkı,